Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, öncelikle Ağustos ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Aya dolunayla başlıyoruz. 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. 16 Ağustos'ta Aslan burcunda yeni ay var ve Venüs retrosu ay boyunca devam edecek. Merkür de bu ay retro hareketini başlatacak ve ayı Balık burcunda dolunayla tamamlayacağız. Evet, şimdi detaylara bakalım. 1 Ağustos'ta meydana gelecek olan Kova burcundaki dolunay ayın ilk haftasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu dolunay sizin 11. evinizde meydana geliyor. Dolunay aslında sizin için güzel, destekleyici bir burçta, arkadaşça bir etki var. Sosyal hayatınızı, gelecekle ilgili beklentilerinizi, üzerinde çalıştığınız projelerinizi, sonuç almak istediğiniz konuları etkileyen, şekillendiren bir dolunay. Bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz bu dolunayla birlikte. Aynı zamanda biraz da hayatınızda renklendirecek, eğlendirecek, sosyalleşmenizi sağlayacak, kalabalıklar içerisine girmenizi sağlayacak bazı konular da yine ayın ilk haftasında gündemde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa dolunayın sizin için etkisi biraz daha öne çıkabilir. Ay boyunca Venüs gerilemesi Aslan burcunda olacak. Güneş 23'üne kadar Aslan burcunda, 5. evinizde. Bu dönem sizin için biraz daha duygusal, romantik konuları daha fazla gözden geçirebileceğinizi işaret ediyor. Venüs nostaljik etkiler de getirebilir bu ay size. Arkadaşlarla ilgili, tanıdığınız kişilerle, uzun süredir görüşemediğiniz kişilerle bir araya gelmeniz mümkün. Karşılaşmalar, tesadüfler olabilir. Biraz aşk hayatınıza sorgulayabilirsiniz bu Venüs retrosunda. Yani içinde bulunduğunuz, yaşadığınız ilişkinizde memnun musunuz? İşte buradaki beklentileriniz karşılanıyor mu? Sevgi alışverişlerinde, romantik konularda bazı sorgulamalar yaratabilir size Venüs retrosu ve bazı yarım kalmış ilişkiler ve geçmişe ait konuları da şöyle bir gündeme getirebilir. Çok acele karar vermemek aslında daha doğrudur Venüs retrolarında. Çocuklarınızla ilgili meşguliyetleriniz de artabilir ayın genelinde. Merkür ve Mars Başak burcunda olacağı için bu ay aslında günlük hayatınızda efor sarf edeceğiniz, çalışıyorsanız mesleğinizle ilgili konularda ya da ev alanınızda daha fazla böyle bir meşguliyetlerinizin olabileceğini gösteriyor bize gökyüzünün pozisyonu. Aynı zamanda sağlık konuları, hijyen konuları, mesleki konular, eğitim konuları, çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklarınız, bu alanlara da daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Ayın 23'üne kadar özellikle bu etkiler daha fazla gündemde olacak. Biraz genel sağlığınıza dikkat edin. Ayın 20'si ile 23'ü arasında Mars'ın Neptün karşıtlığı var. İşte kendi sağlığınız, evcil hayvanlarınız, yanınızda çalışan kişiler, hizmete aldığınız kişiler ve benzeri bazı akrabalarınız. Hani buralarda sağlık konularında bazı hassasiyetler kendini gösterebilir. 16 Ağustos'ta 23 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay Uranüs, Güneş Uranüs karesini de aktifleştiren bir yeni ay. Ve tam 5. ev yeni ayı olduğu için bazı sürprizlere ve ilginç sürprizlere de hazır olmak lazım. İşte yeni bir tanışma olabilir ama biraz geçmişte de bağlantısı var bunların. Çünkü Venüs retrosu ile birleşen bir yeni ay olacak bu. Yani işte daha önce uğraştığınız bir hobinizi mesela ya da yarım kalmış bir eğitiminizi tamamlama fırsatını verebilir bu yeni ay size. Ya da çocuklarla ilgili konularda yine gündeminizde olan, çözmeye çalıştığınız bir problemi yeni bir bakış açısıyla bu yeni ayda çözebilirsiniz. Bununla birlikte biraz para konularına da dikkat etmek lazım. Çünkü Uranüs ikinci evinizde, para evinizde ve bu yeni ay hızlı para kazançları getirebileceği gibi size spekülatif alanlarda hızlı yani piyasalarla ilgili bazı dengesizlikler olabilir. Eğer yatırımlar yapıyorsanız, işte para konularında bazı kararlar verme aşamasındaysanız, bu borçlanma konusu olabilir, bir alışveriş olabilir. Çok hızlı acele karar vermemek, spekülasyondan uzak durmak, mümkünse daha dengeli, daha uzun vadeli düşünerek hareket etmekte fayda var. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınızı bir kontrol ediniz. Bu 23 derece Aslan burcundaki yeni ay
sabit burçlarda ve 23 derece yakınlarında gezegenleri olanları daha güçlü etkileyecektir. Eğer güneşiniz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa size olumlu bir açıda olacak bu yeni ay. O zaman güzel sürprizler de karşınıza çıkarabilir. İlginç, beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hatta iş konularında bile fırsatlar çıkarabilir karşınıza. Ayın 23'ünden itibaren Güneş artık Başak Burcu'na geçecek ve Merkür Başak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla biraz hani iş konularını sorguluyoruz. İşte hayatımızda yapılması gereken, düzenlenmesi gereken konular var. Yazın bitmesi ve yazdan sonraki dönemde sonbaharda yapılacak işlerin programlanması var. Buralarda Merkür Retrosu muhasebe etmek, analiz etmek, işte yarım kalmış bir şeyleri tamamlamak, gözden kaçırdığınız detayları keşfetmek için size önemli fırsatlar verebilir. Ve ayı Balık burcunda dolunayla tamamlayacağız. 31 Temmuz'da ayın son gününde, 31 Ağustos'ta ayın son gününde meydana gelecek. Dolayısıyla aslında Eylül ayının ilk haftasını daha çok etkiliyor. 27 Ağustos'tan sonraki birkaç gün ayın son günlerinde bu dolunay tesiri de kendini gösterebilir. Dolunay Balık burcunda meydana gelecek. 12. evinizde meydana gelecek. Genel olarak Güneş-Satürn karşıtlığının da aslında aktifleştiği bir dönem. Bu dolunay günlük hayatınızdaki sorumlulukların öne çıkacağını işaret ediyor. Bunun sizin üzerinizde biraz kısıtlayıcı şöyle bir etkisi olabilir tabii ki. Sağlık konularına da vurgu yapan bir dolunay. Bu dolunayla birlikte genel sağlığınız, iş konuları, düzeniniz, günlük hayatınızın detayları, buralarda bir iyileştirme, bir düzenleme yapmanız gerektiğini işaret ediyor. Önemli farkındalıklar verebilir tabii ki size. Yani ne gerekli, ne gereksiz. İşte benim için zararlı olan şeyler nedir? Doğru bir işlemeyeyim veya işte sağlığımla ilgili, beslenmemle ilgili konularda doğru bir uygulama içerisinde miyim? Alışkanlıklarımız olabilir, bağımlılıklarımız olabilir. Yani tüm bunları şöyle bir bu dolunay daha fazla gündeme getirip mercek altına alabilir hayatımızı ve biz de bazı önemli kararlar, dönüşümler içerisinde olabiliriz. Aslında hayatımızda sadeleşmeler için, gereksizleri ayıklamak için, zararlı alışkanlıkları bırakmak için de ayın son günlerinde bu dolunayın etkisi, bir yandan da Merkür Retrosu'nun etkisiyle biraz daha konsantre olabiliriz. Kendimize, sağlığımıza konsantre olabiliriz. Sağlık, şifa, iyileşme konularına daha fazla yönelebiliriz sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Burçlar kuşağının ilk burcu olan Koç burcu, ateş elementinden öncü nitelikler taşıyan bir burçtur. Güneş her yıl 21 Mart'ta Koç burcuna girer ve ilkbahar mevsimini başlatır. Mevsim başlatan burç olduğu için Koç burcu da öncü nitelikler taşır. 21 Mart-20 Nisan arasında doğan kişiler Koç burcundan kabul edilir. Koçların en belirgin özellikleri cesur, girişken, kendine güvenli, meraklı ve sabırsız olmalarıdır. Yönetici gezegenleri Mars onlara yüksek bir enerji verir. Aynı zamanda çabuk öfkelenebilen ve saldırgan olabilen bir yapıları da vardır. Egoları güçlü olduğu için kendilerini ifade etmek isterler ve bulundukları her ortamda da rahatlıkla lider konumuna yükselebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak, karşılarına çıkan fırsatları değerlendirmek Koç burcu için daha kolaydır. Ancak hevesleri çabuk kaçabilir ve başladıkları işleri bitirmekte zorlanabilirler.